Gençler merhaba. Bugün karakök denemesini beraber çözeceğiz. 8. soruyla başlıyorum. Diyor ki kimya laboratuvarında deney esnasında bazı öğrencilerin yapmış olduğu davranışlar aşağıda verilmiştir. Buna göre kimya laboratuvarında bulunan öğrencilerin hangisi güvenlik kurallarına aykırı davranış yapmıştır diye bakıyoruz şimdi. Evet. İçerisinde saf su bulunan veliaht demiş ki içerisinde saf su bulunan erlenmeyerek kezzap çözeltisi ilave ederek asit çözeltisi seyreltiliyor. Doğru. Asitin üzerine su dökülmez, suyun üzerine asit dökülür. Gizem, zehirli gaz çıkışı olan deneyler çeker ocak içinde gerçekleştiriliyor ki zehirli gaz oradan çıksın, çeker ocak aspiratör görevini görmektedir. Doğru. Ayhan, sıvı kimyasalların bulunduğu kapları kimyasal madde dolabında zemine en yakın yerde muhafaza ediyor. Doğru, dökülme ihtimaline karşılık. Bilge, 10 mililitre baz çözeltisinden alınırken çözeltiye batırdığı pipetin içindeki havayı fuar yardımıyla boşaltıyor. Bilge'nin yaptığı da doğru. Çünkü ağzımızla eğer baz çözeltimiz varsa aşındırıcıdır, baz çekilmez. Kenan, üzerinde etiket bulunmayan kimyasal madde şişelerinin kapağını açıp koklayarak test ediliyor. Çok tehlikelidir. Hiçbir kimyasal madde koklanmaz, çıplak elle dokunulmaz diyoruz. Cevap E olacak. 9. soruya geliyorum. 9. soruda deterjan ve sabunlarla ilgili. Yukarıdaki ifadelerden hangileri deterjanlar için doğru olacak, sabunlar için yanlış olacak? Sert sularda kalsiyum ve magnezyum iyonları ile çökelek oluşturduğundan temizleme özelliği azalır. Deterjanlarda suyun sertliğinin yumuşaklığının bir önlemi yoktur. Doğru. Değiştirmez. Deterjan için yanlıştır. Sabun için doğrudur ama benden istediği deterjan için doğru olandı. Bir olmayacak. Şöyle eleyelim. Petrol ve türevlerinden elde edilir. Evet, deterjanlar petrol ve türevlerinden, sabunlar petrol türevinden elde edilmez. Deterjan için doğru, sabun için yanlış olacak. Cevaplarda iki olacak. Hidrofil ve hidrofob gruplar içerir. Her ikisi de hidrofil ve hidrofob grup içerir. Her ikisi için de doğru. 3 olmayacak. Cevabımız yalnız 2. Diğer bir soru. Kaynama noktaları ile ilgili bir soru. Çözelti ile ilgili bir soru daha doğrusu. Bakıyorum şimdi. X, Y, Z sıvılarının normal kaynama noktaları ve oda koşullarındaki yoğunluk değerleri tabloda verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. X sıvısı Y ve Z sıvılarında çözülmezken X kesinlikle hiçbiriyle çözülmüyor. Dikkat edin. Y ve Z sıvıları birbiri içerisinde çözünüyor. Y ve Z çözündüğüne göre çözelti oluşturabiliyordur. X ve Y karışımı ayrımsal damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrılır. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojenlerde olması gerekiyordu. Ama X, Y de çözülmediği için ayrımsal damıtma uygulayamam. X ve Z karışımı öz kütle farkından yararlanılarak bileşenlerine ayrılabilir. X ve Z birbirinin içerisinde çözülmediği ve yoğunlukları birbirinden farklı olduğu için öz kütle farkından ayrılabilir. Doğru. Y, Z karışımı emülsiyondur. Y ve Z birbiri içerisinde çözünüyor. Çözündüğü için Y ve Z çözeltidir. Emisyon sıvı sıvı heterojen demekti. Yanlış. X, Y, Z karışımı ayırma hulusine konularak yeterli süre beklenildiğinde toplama kabında ilk olarak X sıvısı toplanır. Evet, üçünü bir kaba koyduğumuz zaman Y ve Z homojen bir karışım oluşturur. Homojen karışımın öz kütlesi öz kütleleri arasında bir değerdedir. Yani karışımın öz kütlesi 0,8'den büyük, 1'den küçük olmak zorunda. Ama X çözülmediğinden dolayı karıştırma kabının en altında X toplanacaktır. Cevabımız 2 ve 4 olacak. Cevabımız Denizli. Bir diğer sorudayız. Kolay bir atom sorusu gelmiş. Bakıyoruz şimdi beraber. X taneciğini bize vermiş. X taneciğinin tek tek yazın, işlem hatası yapmamaya dikkat edin. Kütle numarasını 39 vermiş. Kütle numarası 39. Üst tepeye yazıyorum. Şöyle şuraya yazalım. Kütle numarasını 39 vermiş. Elektron sayısını 18 vermiş. Artı bir yüklü, buna dikkat edin. Elektron sayısını 18 verdiyse proton sayısı 19'dur. Nötron sayısı da 20'dir. O zaman atom numarasına ne yazıyorum? 19 yazıyorum. Nötron sayısına gerek yok. Y'ye bakıyorum. Y eksi bir yüklü. Y'nin atom numarasını
17 vermiş. 17 sol alt köşeye yazdım. Kütle numarasını 37 vermiş. O zaman elektron sayımız bizim nedir? 18'dir. 18'i buraya yazdım. Z atomumuza bakıyoruz. Nötr vermiş. Kütle numarasını 35, elektron sayısı 17 vermiş. Elektron sayısı 17 ise nötr olduğu için proton sayısı da 17'dir. Kütle numarasını da 35 vermişti. T atomumuza bakıyoruz. T'nin atom numarası 20, kütle numarası 40 olduğuna göre elektron sayısı da 20'dir. Şuraya da 20 yazıyorum, buraya da 17 yazıyorum. Taneciklerimize bakıyoruz. X ve Y birbirinin izoelektroniğidir. İzoelektronik elektron sayıları eşit demekti. Baktığım zaman 18'e 18 izoelektroniktir, doğru. Y ve T birbirinin izotonudur. Y ve T'ye bakıyorum. Y'nin nötron sayısı 20, T'nin nötron sayısı 20. İzoton, nötron sayıları eşit demekti, doğru. Y ve Z taneciklerinin kimyasal özellikleri aynıdır. Kimyasal özelliği belirleyen proton ve elektrondur. Y'nin protonu 17, elektronu 18, Z'nin protonu 17, elektronu 17. İkisi birbirine eşit olmadığından dolayı kimyasal özellikleri aynı değildir. Cevabımız C çıkıyor. Bir hal değişim grafiği sorusu. Soruyu dikkatli okumamız gerekiyor. Saf X maddesi bir atmosfer basınç altında ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği. Bakın, ısıtmışım, hal değiştirmiş, ısıtmışım, hal değiştirmiş. Demek ki iki defa hal değiştirdiğine göre saf madde katıyla başlamışım. Katı, katıdan sıvıya geçti. 5 derece sıcaklık 5 iken eridi. Sıvı, sıvıdan gaza geçti. Sıcaklık 80 iken kaynadı. Yani erime noktası 5 derece, kaynama noktası 80 derecedir dedik. AB zaman aralığında homojen görünümlüdür. AB saf madde hal değiştiriyor. Saf maddeler hal değiştirirlerken heterojen görünümlüdür. Yanlış. X maddesinin buharlaşması 80 derecede başlamıştır diyor. Buharlaşma sevgili gençler her sıcaklıkta olur. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Benim maddem 5 derecede sıvı hale geldiği andan itibaren buharlaşmaya başlar. 80 derecede kaynamaya başlar. Yanlış. Oda koşullarında sıvı haldedir. Oda koşulları 25 derece. Şöyle çizebilirim oda koşullarını. Sıvı haldedir. Doğru. Cevabımız C çıkıyor kendisi. Bir diğer soru. İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombalarının elektronik fünyelerle patlayıcı olarak patlatılmış. Buna da pent denilmiş. Pentin yüksek tahribat gücü olan pent denkleştirilmemiş parçalanma denklemi aşağıdaki gibidir diyor. Buna göre dedi hangileri doğrudur? Kimyasal hesaplama sorusu yapıyorum. Önce denklemi denkleştiriyorum. Dikkat edin, burada 5 tane karbon var. Karbonu iki şekilde parçalamam gerektiği için önce diğerlerinden başlıyorum. Azot 4 tane olduğu için şu azotun başına 2 yazıyorum. Hidrojeni denkleştireceğim mecburen. 8 tane olduğu için 4 yazıyorum. Oksijenleri denkleştirmeye geldiğimiz zaman 12 oksijen var. 12 oksijeni 2'ye 1 oranında denkleştireceğim ve toplam karbon sayısı 5 olacak. O zaman karbondioksitin başına 3 yazarım. Karbonmonoksitin başına da 2 yazdığım zaman denklemimiz denk. Analiz tepkimesidir, doğru. Tepkimeye bir tane madde girmiş, patlatılıp bileşenlerini ayırmışım. Tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirdiğinde ürünlerin toplam katsayısı 11 olur. 3, 5, 9 toplam 11 oluyor, doğru. Tepkime de açığa çıkan N2 gazı normal koşullarda 4.48 litredir. Bakın 63.2 denilmiş. Atom, bakın molekül ağırlığını 316 vermiş. 316'nın 0,2 katı, yani tepkimeye giren 0,2 mol olduğuna göre tepkimeden çıkan 1'e 2 oranında azot çıktığından dolayı 0.4 mol azot çıkacaktır. Normal şartlarda 1 mol azot 22.4 litre hacim kapladığına göre 0,4 molü ne kadar hacim kaplar dediğimiz zaman 8.96 yapar. 4.48 demiş. Yanlış, cevabımız B çıkıyor. Evet, son bir soru bilgi sorusu. Etiketi kopartılmış bir şişede bulunan çözeltiyi anlamak için şişeden alınan 100 mililitrelik örnek bir behere konuluyor. Daha sonra behere ayrı ayrı çok az miktarda çinko, amfoter metaldir, dikkat edin. Metallerin ne olduğunu bilmek zorundayız burada, amfoter. Bakır, soy metaldir, yarı soy metal diye geçer. Yarı soy, tam soylar altın ve platindi. Demir de normal B grubu elementi bir metalimiz.
Her bir madde ilavesinden sonra yeteri kadar bekleniyor. Çinko ve demir tozu döküldükten sonra gaz çıkışı gözleniyor. O zaman çinko ve demirle tepkime verebilen bir asit olması gerekiyor. Bakır tozu döküldükten sonra gaz çıkışı gözlenmiyor. Bakırla tepkime vermemesi gerekiyor. Buna göre hangisi bulunabilir? Birincisi, bakırla tepkime verebilen sülfürik asit ve nitrik asitli. Bunlar değildir. Amonyak zayıf baz olduğu için bu da değildir. Hem amfoter metal hem de çinko ile demirle tepkime veren hidroklorik asittir. Burada kafanız karışıp sodyum hidroksit diyebilirsiniz. Sodyum hidroksit bazlar sadece amfoter metallerle tepkimeye girerler. Demirle tepkimeye girmiyorlar. O yüzden cevabımız adala çıkıyor.